Değerli başkanım, kıymetli misafirlerimiz, üçüncüsünü düzenlediğimiz Koza'dan Kumaş'a İpek Festivalimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İpekçiliği Geliştirme Derneği'ni 2012 yılında kurduk. Daha sonrasında bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda orta vadeli, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli çalışma programı hazırladık. Kısa vadeli çalışma programımızda öncelikle Bursa'da hangi köylerde ipek böceği bakılmış, hangi köylerde koza üretilmiş, onların tespitini yaptık. O köyleri ziyaret ettik, o köylerdeki muhtarlarımızın marifetiyle yine ipek böceği bakabilecek ve koza üretecek bir takım çiftçilerimizi ikna ettik. Arkasından valiliğimizin tarım ve köylerden sorumlu vali yardımcısının başkanlığında o köylerimizde ve kırsalda dut ağacı, dut fidanı ekebileceğimiz alanları tespit ettik ve Tarım İl Müdürlüğü'nün ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle de bunları tamamlamış olduk. Bu çalışmalarımız esnasında çalışmalarımıza valiliğimiz başkanlık yaptı. Koza Birlik, Tarım İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla beraber işbirliği yaparak çalışmalarımızı tamamladık. Dutluk alanları tespit ettikten sonra yine Orman Bölge Müdürlüğü'nün marifetiyle de çok ciddi sayıda binlerce dut fidanı ekilmiş oldu. Orta vadede kırsalda boş okulların ve binaların tespiti, ipek ipliğinin değerlendirilmesi ile ilgili o boş alanların imalathaneye dönüştürülmesi ve bu imalathaneye dönüştürülürken de oralarda halı, kilim vesaire gibi çalışmaların yapılması ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık ve Bursa İpekçileri Bursa İpekçileri Geliştirme Derneği'nin artık yapacağı görev kalmamıştı. Bundan sonraki görev Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmek zorundaydı. Çünkü artık para harcanması lazımdı, yatırım yapılması lazımdı, imalat yapılması lazımdı. Şimdi uzun vadeli üretim kısmına geçilmiş vaziyette. Yani Büyükşehir Belediye'mizin Umur Bey'de kurmuş olduğu İpekhanemiz uzun vadeli planın en önemli parçalarından bir tanesi olarak meydana çıktı. Şimdi aynı alanda inşallah yine Büyükşehir Belediye'mizin başkanlığında ameliyat ipliği yapmakla ilgili bir çalışmalar var. Aslında bu saatten sonra ARGE çalışmalarıyla ilgili üniversiteleriyle beraber, Teknosop'la büyük BTSOA ile beraber çok daha geniş çalışmalar yapmak, ARGE çalışmalarını götürmek lazım. İpeğin işlenirken de elde edilen sıvısından, ipeğin çalışırken de elde edilen atıklarından çok güzel ürünler elde edilebilir. Güzellik kremi gibi, kulak zarı gibi, onaran yara bandı gibi bir takım ürünler üretilebilir. Bunlar için ciddi çalışmalar yapılmaktadır, yapılması lazımdır. Tabii İpekçilik Derneği'ni kurduğumuz günden beri, daha doğrusu Umur Bey İpekhanesi'nin kurulduğu günden beri benim söylemeye çalıştığım ve söylediğim önemli şeylerden bir tanesi, Umur Bey çok güzel bir yerde, çok güzel bir alanda, ancak herkesin ulaşabileceği bir alanda değil. Ya turist gezdiren rehberlerin rut planı içerisine dahil etmek lazım, yahut da Umur Bey'in bir ufağını Koza Han'ın çevresinde konuşlandırmak lazım. Aslına bakarsanız işin kurulduğumuz günden beri ilk yaptığımız festivalde de söylediğimiz gibi Koza Han'da öldü, Koza Han'da dirilmeli. Bunun yeri Koza Han. Koza Han'da her şeyi yapmak mümkün. Tabii bu yolculuğumuzda bize rehberlik yapan, İpek Derneğimizin kurulmasını bize tavsiyede bulunan Yüksel Ünal Hanımefendi'ye de burada huzurunuzda çok teşekkür etmek istiyorum ve büyük alkış istiyorum kendisinden. Yüksel Hanım, bize İpek Derneği'ni kuralım, İpekçileri bir araya getirelim, Bursa'da yok olmuş olan ipeği tekrar hayata geçirelim diye beni teşvik eden, arkadaşlarımızı toplayan ve bizi bir araya getiren güç oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bursa İpekçiliği Geliştirme Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinin hepsi kültür sanatçısıdır arkadaşlar. Hepsi. Hiç boş adam yok. En boş adam benim. Ben dolu adamları bir araya getirmeyi seviyorum. Kendim boş kalsam da sıkıntı yok. Netice itibariyle hepsi devlet sanatçısı arkadaşlarımızdır. Hepsi kıymetlidir. Hepsinin de
işi gücü olan ve ipekle ilgili üretimi olan arkadaşlarımızdır. İnşallah bundan sonraki yolculuğumuzda Büyükşehir'in koluna girerek birlikte yol alacağımızı ümit ederek hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Efendim çok değerli dernek başkanımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Medeniyetlerin filizlendiği imparatorluklara, nice sayısız devletlere kucak açan, Osmanlı'ya başkentlik yapan, şanlı tarihi ve kültürel mirasıyla tüm zamanların güzel şehri Bursa'mızı korunan tarih, gelişen şehir anlayışıyla geleceğe taşıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Nur Aktaş'ı takdimimdir. Öncelikle herkese selam ve saygılar sunuyorum. Tüm hanımefendileri, beyefendileri, alanda bulunan tüm misafirlerimizi, çok değerli protokol üyelerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir iş için bir araya geldik. Çok hayırlı bir vesileyle bir araya geldik. Her şehrin sembolü vardır, sembolleri vardır. Bursa'nın gerçekten çok sembolleri var, çok değerleri var. Hangi birini anlatsak ki hepsi adına ayrı ayrı festivaller yapılabilir, etkinlikler yapılabilir. Tabii Bursa tarihe yön veren bir şehirdir. Tarihi mirasın doğal güzelliklerle buluştuğu, Osmanlı'ya başkentlik yapmış ve farklı uygarlıkların kesişme noktası olmuştur Bursa. Tabii geleceğini şekillendirmek üzere yola çıkanlara ilham veren bir şehirdir Bursa. Binlerce yıllık şehircilik birikimiyle kentlerin vizyonuna değer katan şehirdir. Güçlü sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif sanayi kentleri arasında, otomotiv ve tekstil alanında da bir dünya merkezi ve aynı zamanda bir ticaret kentidir. Şunu unutmayalım, çok değerli tarım müdürümüz de burada. Her ne kadar biz bu yoğun şehirleşmeden dolayı tarımdan biraz uzaklaşsak da Bursa aslında çok iyi bir tarım şehri aynı zamanda. Gerçekten çok iyi bir tarım şehri. Tarım AŞ marifetiyle ahududu yaban mersinleriyle de bu süreci daha da hızlandırdık. Ve her yıl tarım ihracatımızın arttığını da ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla Bursa çok yönlü turizme olanak sağlayan doğal değerleriyle bir turizm kentidir. Ve kendine has yemek kültürüyle, saray mutfağıyla da bir gastronomi şehridir Bursa. Türk medeniyetin batı dünyasıyla buluşma noktası ve günümüze Türkiye Cumhuriyeti olarak ulaşan Osmanlı Devleti'nin de ilk başkentidir. İlk 6 padişahı, 20 tane şehzadeyi, onlarca evliyayı da bağrında barındıran şehirdir Bursa. Tabii Bursa'nın tarihsel varlığını sadece anıtsal yapılarla sınırlamak mümkün değil. Ticari geleneği ve bu geleneğin yansıması olan çarşıları, esnaf ve zanaat kültürü de bunlardan bir tanesi. Örneğin bugün bizleri burada bir araya getiren aslında Asya'nın simgesiyken uzun yollar aşıp Bursa'nın simgesi haline gelen ipektir. Tabii Osmanlı döneminde Topkapı başta olmak üzere Avrupa saraylarını süsleyen Bursa ipeği o kadar değerliymiş ki Çin ve İran ipeğinden vergi alan Avrupa Bursa ipeğinden kesinlikle vergi almazmış. Tabii ipek üzerindeki fonların kaldırılmasıyla maalesef Bursa'daki fabrikalar bir bir kapanmış. Koza üretimi de durma noktasına gelmiş. Tabii hanlar bölgesinde biliyorsunuz onlarca hanımız var, çarşımız var ama Kozağan'ın çok ayrı bir yeri var açıkçası. Dernek başkanımız da burada. Kozağan gerçekten çok özel bir mekan ve Kozağan İpek Borsası'nın toplandığı yer. Hatta Kozağan'daki İpek Borsası'ndan elde edilen gelirlerle ecdat İstanbul'daki bazı cami ve medreselerin ihtiyaçlarını karşılıyormuş. Nihayetinde başkentsiniz, başkent olarak üzerinize sorumluluklar var. Dolayısıyla Türk kültürünün en önemli değerlerinden olan Bursa İpeği'nin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Büyükşehir Belediye'miz tarafından Bursa İpeği Hayat Buluyor projesi başlatıldı. Az önce kıymetli dernek başkanımız işin hikayesini anlattı. Ben de burada benden önceki belediye başkanımız Sayın Recep Altepe'ye çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Onun için de bir alkış alalım isterseniz. Çünkü 2015 yılında Talimhane bölgesine BUSMEK bünyesinde Umur ve İpek Üretim ve Tasarım Merkezi açıldı. Onun direktifleri sonucunda. Türkiye'de ilk ve tek olan yerli kozadan yerli ipek sadece Bursa'da üretiliyor. Bunu geliştirmek için
neler yapabiliriz noktasında da gerçekten önemli çalışmalar yapıyoruz. Ve bildiğiniz gibi Bursa ile alakalı da Çin'i ve İpek'imizle alakalı UNESCO yaratıcı şehirler ağında bir yer de bulduk kendimize. Böyle bir ayrıcalığımız da var. Bursa olarak bir markamız da var. Bunu da çok kıymetli ve değerli buluyorum. Mevcut çalışmayla Dut Ağacı ekiminden eski İpek atölyelerinin parlak günlerine döndürülmesine kadar Bursa'da İpek böcekçiliğinin tekrar zirveye taşınması hedeflenmiştir. Umur Bey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'ndeki faaliyetlerin yanında Büyük Oran ilçesi Kınık, Sarnıç ve Karaağız mahalleleriyle Keles ilçesi Sorgun mahallesinde İpek üretimi ve halı dokuma atölyeleri hizmet veriyor. Hanımefendileri birazdan standları gezince yaptıkları çalışmaları, o el emeklerini, el hünerlerini hep birlikte görmüş olacağız inşallah. Ayrıca bu yıl İznik'te Derbent mahallemizde el dokumalar atölyesi kurarak faaliyetlerine başladı. Ülkemizin coğrafi ve iklimsel konumundan dolayı İpek böceği günümüzde yılda bir sefer üretiliyor. Üretim ve hasat zamanı Mayıs ayının başlarında koza bakımıyla başlayıp Haziran ayının sonlarında hasat yapılmasıyla son buluyor. Tabii bizler de BUSMEK olarak biliyorsunuz bir halk üniversitesi, Bursa Sanat ve Meslek Edinme Kursları her yıl aynı dönemde geleneksel olarak tekrarlanan koza hasadını bir festival ile kutlayıp Bursa ipeğini daha fazla kişiye duyurmanın, bununla alakalı bir farkındalık oluşturmanın nerede hesabı içerisindeyiz. 4 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında Kozağan ve Orhan Parkı'nda Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivali'nin 3.'sünü kutluyor olacağız. Festival kapsamında İpek kültürünün yeni nesillere aktarmak amacıyla az önce işte Kozağan'da da gerçekleştirdik. At arabasıyla Kozağan'da temsil İpek Kozası alım seremonisi yaptık. Ardından da buradaki törenlerimizi organize etmiş olacağız. Dışarıdan da misafirlerimiz var, onu da söyleyeyim. Azerbaycan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sanatçıların da hazır bulunacağı festivalimizde ipek, keçe, kumaş, takı, halı gibi birçok farklı ürün incelenebilecek. Ben yurt dışından gelen misafirlerimize de, ayrıca stand açan İznik ve farklı derneklerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar için de bir alkış istiyorum sizlerden. Ayrıca Tayyare Kültür Merkezi'nde yerli ve yabancı sanatçıların ipek kültürüyle alakalı ürünleri sergilenecek. Ben bu vesileyle 3. Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Belki şu an aramızda dışarıdan gelen, yani Bursa dışında yaşayan misafirlerimiz de var. Ama özellikle Bursa'da yaşayan misafirlerimiz için Bursa gerçekten çok güzel bir şehir, çok güzel, özel bir şehir ve tüm zamanların en güzel şehri Bursa. Ben Allah'a şükür ediyorum. Bana bu şehre hem bu şehirde yaşamayı nasip ettiği için hem de bu şehre hizmet etme imkanı bana nasip ettiği için çokça değerli şehir yöneticilerimiz var. Hepsi işin bir ucundan tutmuş. Gerçekten bu işin nasıl daha yukarı çıkarabilirizin derdi hesabı içerisinde. Dolayısıyla bu şehrin caddesine, sokağına, ipeğine, çarşısına, pazarına, velhasıl her bir köşesine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur açıkçası. Bu sadece belediye başkanı, vali veya birkaç müdüre, yetkiliye yıkılacak bir konu değildir. O yüzden de yaşadığımız şehre daha fazla sahip çıkmamız gerekliliğini burada bir kez daha hatırlatıyorum. Programımız hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli düşüncelerini arz eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz. Bursa İpekçiliğini Geliştirme Derneği Başkanı Ünal Şıkka, dernek adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Nur Aktaş Beyefendi'ye günün anısına şükranlarımızın bir ifadesi olarak hediye takdiminde bulunacaklardır. Hanımefendiyi de alalım mı sevgili başkanım? Evet, Bursa İpekçiliğini Geliştirme Derneği adına Sayın Başkanım'a hazırladığımız özel bir hediyeyi takdim etmek istiyoruz. Ama ben bu dönem bu festivalde ilkini ben yapmış olmamla birlikte bu festivalde çok fazla gayret gösteremedim. Rahatsızlıklar geçirdim. Bunun için Başkan Vekili Elif Kamacı Efe Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Benim yokluğuma tutmadı ve çok performans sergiledi. Bizim adımıza o çok gayret gösterdi. Onunla beraber vermek istiyorum. İpek Derneği'miz onun için başıyla sonunu bir araya getirerek ortasında da başkanla ben olarak hediyemizi takdim etmek istiyoruz.
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti İl Başkan Yardımcım, Büyükşehir Belediye'mizin çok değerli Başkan Yardımcısı, İl Müdürlerim, Kent Konseyimizin değerli Başkanı, şimdi sizleri Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz de günün anısına hatıra fotoğrafı için kürsü önüne alalım efendim, değerli protokolümüzle birlikte. Azerbaycanlı misafirlerimiz var. Kırgızistanlı misafirlerimiz var. Onları da aile fotoğrafımızı alalım. Saygıdeğer hazirun, şimdi sizleri birbirinden eşsiz, birbirinden nadide ipek ürünlerinin sergilendiği standlarımızı hep birlikte gezmeye davet ediyorum.